Bizi biz yapan değerlerimizden bir tanesi de yaşadığımız acı tatlı olaylara duyarlı olmak. Giresun'un Dereli ilçesi çok ciddi bir doğal sel felaketi yaşadı. Bu Dereli'ye giderken ilk tünel olan Iklıkçı Tüneli. Yaklaşık 234 metre boyundaki tünelin hemen önünde bu sel felaketinin yarattığı büyük tahribat olduğu gibi buralar tekrar gözden geçirilecek ve karayolu kuvvetlendirmesini yapacak. Görüyorsunuz şu anda bu çatlaklar ciddi bir tehlike arz ediyor. Toprağın aslında ne kadar farklı içerisinde değişik mineraller olduğu, farklı madenler olduğu çok açık belli, görüyorsunuz. Zaten bu katmanların birbirinden çok ayrı olması toprağın homojenitesini arttıramadığı için böyle sel felaketlerinden sonra büyük yıkımlara uğruyoruz. Birazdan Dereli'ye geçeceğiz ve oradaki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi biraz geç de olsa sunacağız. Yeni sel felaketinden çıkmış Dereli'ye gidip geçmiş olsun demek ve yerinde inceleme yapmak istedim. Giresun Valimiz Sayın Enver Ünlü bizi karşıladı ve yerinde bizzat felaketi ve sonrasındaki çalışmaları bize anlattı. Allah kolaylık versin. Burası teşekkür ederiz, gerçekten son derece zor. Gelirken şartları da gördük. Yani ilk köprüden geçtik, o ılıklı. Evet, orada yol ciddi kaymış. Oraya da buradaki tam faaliyet devam ederken oralara da sonradan bakılacak muhakkak ama kolay iş değil yani. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun Sayın Bakan. Çevre Şehircilik Bakanlığımız buradaki binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımları yaptı. İnşallah burada dükkan artı 2, dükkan artı 1 yeni dere kenarına modern binalar yapacak. Hayır, ıslah edilmiş derenin bu şekilde tekrar ciddi bir sel felaketine neden olması tabii enteresan. Tabii işte 100 ya. Yılda, 50 yılda bir gelen yağışlar maalesef yağışlar. Oradaki yukarıda Akkaya deresiyle Aksu deresinin buluştuğu noktada bir tıkanma yapıyor. Normal dere burası ama yukarıdan tıkanınca dere şehrin içerisinde. Eski köprülerin altında sıkıntılar oluyor. Burada sıkıntı yok. Bu ne zamandan kalma köprü? Bu tarihi bir köprü. 18. yüzyıldan 18. kalma. 18. yüzyıl. Çok eski bir köprü. İsterseniz buyurun. Böyle geçelim Sayın Var. Köprülük üzerinde ben size bilgi vereyim. Devlet bütün imkanlarıyla buraya seferber olmuş hakikaten. Evet. Yani bütün bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız gelip bütün yaraları sarmaya tabii, çalıştı. Tabii. Yani bir yılda yağacak yağmur bir gecede yağdı Sayın Bakan. Evet. Son derece güzel bir coğrafya, son derece güzel bir yerleşim ama maalesef böyle bir felaket uğradık. Abi bu bize hep ders oluyor zaten. İnşallah, bundan sonra ders inşallah alırsak, olmaz böyle şeyler. Ders alacağız inşallah. Ders de alacağız. Yani bundan sonra buralarda artık dere kenarlarında yeni binaların yapılmasına asla izin verilmeyecek. Bütün iş imarla alakalı. Aynen. Şöyle bir ziyaret edelim. Geçmiş olsun diye yapıyorum. Evet. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun arkadaş. Hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok? Ne kadar kapalı kaldı dükkan? Bir aya yakın. Bir aya. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorsunuz. Hadi Allah bereketli etsin. Görüşürüz. Tamam. En iyi lokantalarını biliyorsunuz. Evet, evet. Yani İnşallah bir uygun zamanda geliriz. Bugün temizlik yapıyorum. Tamam. Peki. Selam söyle bu arada. Peki. Nasılsın, ne var ne yok, iyi misin? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun tabii canım. Hayırlı günleriniz olsun. Allah razı olsun. Sayın Valim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz arkadaşlarımızla beraber ve bütün bizi izleyenlerle beraber size tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten büyük bir gayret, büyük bir özveri, büyük bir fedakarlıkla devlet bütün imkanlarını kullanmış. Vatandaşla da konuştuğumuzda bunu gördük. Çok mutlu olduk. Allah size kuvvet versin. Size Allah'a emanet ediyorum. Benim şehrim Giresun diyorum. Benim şehrim Dereli diyorum. Ben saygı sevgiyle ayrılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Allah bir daha milletimize böyle felaketler yaşatmasın. Geçmiş olsun dileklerimizi iletip Sayın Valimizden ayrılıp
Kuzalan'da bulunan Mavi Göl'e doğru tekrar yola çıktık. Mavi Göl her şeyiyle son derece güzel, turkuaz renkleri en iyi şekilde hissettiğimiz bir yer. Değerli izleyiciler, benim şehrim Giresun'dayız. Şu anda Kuzalan Milli Parkı'na geldik. Kuzalan içerisinde bin bir çeşit güzelliğin, doğal güzelliğin olduğu son derece hakikaten bütün bölgeye değil, Türkiye'ye, dünyaya hizmet veren bu sektörde ciddi isimlerden bir tanesi. Burada biz iki etkinliği beraberce yaşayacağız. Bir tanesi buradaki Mavi Göl, meşhur Mavi Göl. Ben deniz konusunda uzmanım ama biz de göller konusunda uzmanlaşalım dedik. Buraya geldik. İkincisi Kuzalan Şelalesi'ne gideceğiz. Bu ikisini sizlerle birlikte ben de izlemiş olacağım. Beraber güzel seyirler olsun. Kültür Müdürümüz. Hoş geldiniz Sayın Ve Bakanım. Milli Parklar Müdürümüz. Sizlerle beraber olacağız. Siz anlatacaksınız, ben dinleyeceğim. Evet, hoş geldiniz. Evet, hakikaten harika bir mavilik var. Yani ülkemizin ender köşelerinden bir tanesi bu. Bu şekildeki bir maviliği bu kayaların içindeki herhalde mineraller mi yapıyor? Nedir bu? Suyun sodalı su olmasından. Sodalı mı su? Evet, bu su sodalı su. Evet, içerisindeki kalkerden kaynaklı renk oluşturuyor. Anladım. Yukarıda bunun kaynak maden suları da var. O maden suları da insanların böbrek taşı ve içildiği zaman sağlıklı yaşamalarına sebep olacak maden suyu. İnsanlar da ilgi gösteriyor zaten. Özellikle de böbrek taşının düşürülmesi için. Derinliği ne kadar onun? Burası derin. Burası bayağı derin, evet. Evet. Yani bütün kalker taşlardan oluşan, evet, bir kendiliğinden bu şekilde mavi bir göl oluşuyor. Başka benzer göller var mı buna benzer küçük küçük? Efendim, yoksa bu, bir tek bu mu en büyüğü? Yukarıda Pınarlar Şelalesi var. Evet. Göksu Şelalesi ve evet, aşağıdaki iki su deresiyle birleşen aradaki suyun özelliği bu. Ne yukarısında ne aşağısında bu görüntüyü bulmak mümkün değil. Sadece bu yaklaşık bir kilometrelik arada bu görüntüyü yakalamak mümkün. Evet. Zaten ilerleyen zamanlarda kışın yağmur suları karıştığında da bu görüntüyü yakalamak çok mümkün olmuyor. Sadece çok şanslıyız diyorsunuz, evet, yani şu anda biz zamanda, şanslı zamanda gelmişiz. Hakikaten öyle, sabah yağmur vardı. Biz çıktık, biraz hava açtı. Çok güzel çekimler yapabiliyoruz. Yağmurda da yapıyoruz çekimi hoş ama bu da çok güzel bir yer. Hakikaten görmesek olmazdı. Evet, Giresun'da, Kuzalan'da, Mavi Göl'deyiz. Ben bütün izleyicilerimizi davet ediyorum buraya. Hakikaten envai çeşit güzellik burada bir araya gelmiş. Mutlaka görünmesi gereken bir yer. Şimdi de direksiyonu Mavi Göl'ün çok yakınında bulunan Kuzalan Şelalelerine çevirdik. Bu doğal şelale cennet memleketimize bir kere daha hayran bırakıyor insanı. Şimdi şelale yukarıdan yaklaşık 2 kilometre yukarıdan bakarak çıkarak maden sularla birlikte karışarak 30 metre yukarıdan bu alt kısma yani düşmekte. Yani yeraltı suyuyla yerüstü suyu karışıyor. Evet, o yüzden efendim, buradan döküldüğü zaman 30 metreden sonra az yukarıda gördüğünüz Mavi Göl'deki o mavilik burada yok. Evet. Bu biraz daha içilebilir bir maden suyu haline, evet, geliyor. Bakırla karışıyor daha, bakır, çok. Bu yukarısı daha çok kalker olduğu için, evet, beyaz rengi alıyor. Burada diğer yerüstü sularıyla da karıştığı için, aynen, çok fazla bir renk yok. Ama aynen, güzellik olarak burada dağınık şekilde işareler oluşturuyor. Ve vatandaşlarımız tarafından da oldukça fazla ilgi görüyor. Bu vesileyle sizlere de tanıtıma katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek? O bizim görevimiz. Esas ben de buradan izleyicilerimize böylesi güzellikleri hiçbir zaman kaçırmayın diyorum. Buraya gelip yaşamak lazım, görmek lazım. Benim memleketim Giresun diyorum.
harika. Çok teşekkür ederim. Şöyle beraber yiyelim, buyurun. Biz her zaman tadıyoruz. Önce sizin misafirinize tattıralım Sayın Bakanım. İçinde fırın darısı, unu, kuymak peyniri, kolot peyniri diye de geçer. Bir de yöresel tereyağımız var. Çok fazla bir şey yok. 3 çeşitten yapılır. Uzaması önemli. Çatalınızı ya da ekmeğinizi ne kadar uzatabilirseniz o kadar kıymetli olur. Yöremizin önemli bir kahvaltı yemeğidir normalde. Kahvaltılarda yenilir. Ama bugün her kuymak, şey mıhlama. İçinde neler var bunun içinde? Darı var. Darı var ama darı unu efendim gün darısından olmaz. Mutlaka fırınlanmış darıyla olursa daha karamelize olur. Ha. Yöresel tereyağımız var. Bir de işte kolot peyniri, kuymak peyniri diye geçen. İşte uzadıkça kıymetlidir. Değerli izleyiciler, sizi unuttum zannetmeyin. Burada boğazlar meselesini hallediyorum. Bu gördüğünüz kuymak, mıhlama çok güzel karışımlardan yapılıyor. Ben tabii tadacağım. Siz seyredeceksiniz ama buraya gelip burada bunu Giresun'da yiyeceksiniz. Bekleriz. Bu doğal cennetten Tirebolu'ya doğru yola çıktık. Aklımızda ve damağımızdaki tadına doyamadığımız kuymağın lezzetiyle. Biliyorsunuz Tirebolu eski adıyla Tripolis, üç şehir demek. Yani üç şehrin kalesi. Tirebolu deyince aklımıza ilk gelen firmalardan bir tanesi 42 Tirebolu Çay Fabrikası. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Sizler de iyi misiniz? Hamdolsun. Sizler de iyiyiz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Sizlerle 2008 yılında hikayemi anlatacağım. Zaman zaman bazı platformlarda anlatıyorum. 2008 yılı, Emit Fuarı. Neresi? İstanbul Emit Fuarı. Beylikdüzü'nde. Tamam. Orada bizim tabii Çaykur'la zaman zaman problemlerimiz olabiliyor. Evet. O zaman da turizm fuarında bizim küçük bir şeyimiz var, standımız var. Karşımızda da Çaykur'un devasa, tabii bütçeler aynı biri değil yani, evet. Bizim bütçemiz belli. Bizim bir sloganımız var. Güzel yöremizin özel çayı diye. Evet. Çaykur öyle bir pankart astı ki yarım saat sonra nasıl bir suratla anlatamam size. Yukarıdan aşağıya Çaykur. Türkiye'de çay ondan sonra. Ben de karşılıklı atışmalarımız var. Ben de böyle eyvallah diyorum. Ya bir sinek kadar değildi senin gözünde. Sen Çaykur'sun. Evet. Devletsin bir kere. Devletlere rekabet. O tür anons yapıldı. İşte Sayın Bakanımız işte Kürşat Düzmen ve Trabzonlu Bakanımız Faruk Özak Bey salona giriş yapıyordu. Anonslar yapıldı. Neyse tabii Candan Erçetin'in bir şeyi var. Taksim Meydanı'nda klibi var. Arkada bir sürü insanlar falan. Sizler önde. Siz yalnız 3 adım önde gidiyorsunuz. Siz şöyle bir geride durdunuz. Bir bize baktınız. Bir Çaykur'a baktınız. Çaykur'un standına yöneldiniz. Arkadan Faruk Özak Bey dedi ki Kürşat aynen böyle. Bizim standı gösterdi. Neyse siz direkt bizim oraya daldınız. Çaykurcular orada bir... Toplam kaç işçi çalışıyor? 60 tane personelimiz var. Evet. Kaçı beyaz yaka, kaçı mavi yaka? Şimdi 10 tanesi beyaz yakadır. 50 tane işçi olarak evet. Çalışan, 10 tanesi de mühendis ve evet. Yönetici olarak çalışan. Yönetici olarak. 60 kişiye ekmek evet. Veriyorsunuz böyle bir yerde. İstihdamımız var, evet. Tabii, yani bu 60 kişiyle bu taraftaki toplam çay ihracatının üretimine ihracat direkt var mı sizin? Bak, yok. Bak, ihracatımız var. İhracat ne kadar? Avrupa'da yeni başladık Sayın Bakanım. Şöyle diyeyim, 2 yıl önce Fiskobirlik, markayı bilirsiniz, duymuştursunuz. Fiskobirlik 2 yıl önce beraber yürüme kararı aldık. Tüm pazarlama faaliyetlerini Fiskobirlik'e verdik. Avrupa'nın tüm ülkelerine de Fiskobirlik kanalıyla veriyoruz.
Yani bugünkü totalde de %2 veya %3'tür ama tabii giderek çoğalacağız. Peki İskobirlik buradan çayı kendi kalite kontrolünü yaparak mı alıyor yoksa siz burada kendi kalite kontrolünüzü yaptıktan sonra direkt gönderiyorsunuz? Aynen. Tamam. İskobirlik distribütör. Yani bütün kalite buradan çıkar. Anladım. Yani yeşil yaş yaprak burada gelir, pakete girene kadar bütün işlem burada olur. ...42 Trebolu Çay Fabrikası'nın hijyen şartlarına uymamız gerekiyor. Gerek ben, gerek ekibim, çalışanlar da, yönetenler de aynı şekilde, aynı inceliklere çok dikkat ediyorlar. Yani bu hijyen şartlarına bu kadar riayet edildiği zaman zaten... ...aslında fabrikanın daha giriş kapısından içeride neler olduğunu ve üretimin ne kadar kaliteli olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Gelmesi için böyle bir nem giderme işlemi yapıyorsunuz. Eğer ki soğudurulmazsa çay bu sefer kıvrılma değil de kıvrılmalar meydana gelir. O da hücre suyunun dağılmasına sebep olur ki aroma kaybına. Anladım. Yani içerisinde hücre öz suyunu muhafaza edecek şekilde nemini gideriyorsunuz. Evet. Ama içeride içerik aynen kalıyor. Evet. Aroma aynen kalıyor. Peki. İkinci aşamamız. Burada yaklaşık her bir makine 300 kilogram kadar yaş çay alma kapasitesine sahip ve içerisinde bıçaklar bulunur. Döner hareketler yaparak parçalama, bölme, öğütme işlemini gerçekleştirdiğimiz bir işlemde o hücre öz suyunun yaprak yüzeyine yayılıp aslında oksidasyon işlemine hazırlık yaptığımız bir işlem yani, diyebiliriz. Kıyma işlemini. Kıyma işlemini yapıyoruz. Ama bu şekilde yapmanız içerisindeki o öz suyu, aromayı muhafaza etmesi için. Yaprak yüzeyine çıkarmayı sağlıyoruz. Başka türlü geçseniz bu aroma olmayacak. Yok. Evet. Burada yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar kıvrılma işlemi yapılıyor. Sonrasında kıvrılan çaylarımızı artık üçüncü aşamada oksidasyon bölümüne alıyoruz. Sonrasında bir elekten eleme işleminden geçiriyoruz. Amaç o iri kalmış elek üstünde kalan yapraklarımızı tekrar rötarvan dediğimiz bir kıyma makinesi mantığında çalışır. Rötarvandan geçirme işlemi yaparız. Elek altından çıkan çaylarımızı da bu sefer ayrı ayrı iki fırına oksidasyon bölümüne göndeririz burada. Yani bir yerde kalibraj gibi bir şey yapıyoruz. Gibi, evet. Çok güzel. Bunlar elek altı mı? Bunlar elek altı çaylarımız. Bu da çok güzel. Evet. Harika. Fırınlarda kurutma işlemi yapıyoruz. Evet. 110 dereceli. 110 derecede ne kadar tutuyorsunuz? Bir 30-35 dakika kadar kurutma işlem sürecimiz var. Kurutmadaki amaç şu, hem ürünün depolanabilir bir hale getirmek, hem de enzim aktivitesinden bahsetmiştim ya, o enzim aktivitesinin faaliyetini inaktif hale getirmek aslında. Raf sistemi bulunuyor zaten fırınların içerisinde. Kademeli olarak burada yaklaşık 35 dakika kadar kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. 115 derece mi? 110 derece. 110 derece, evet. Burası son aşamamız artık. Fırından çıkan çaylarımızı artık tasnif bölümüne alıyoruz. Burada fırından çıkan çaylarımız bir lift ipucudan geçirilir. İçerisindeki o atık dediğimiz kısımların toplanmasını sağlar. Elektrostatik çekim kuvvetiyle çekimini sağlar ve çayın içerisinden ayırırız bunları. Ve farklı mikron aralıklarına sahip eleklerden geçirilerek burada kayıtlarımız
kalite, boyut ve iriliklerine göre çayları birbirlerinden ayırıyoruz artık. Evet. Burada eleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Devam ediyor yine yani. Yine devam ediyor. Bir ufak bir çöp kalmayacak şekilde. Kalmayacak şekilde toparlıyoruz içerisinden. Ve farklı nevilerde çayları burada birbirlerinden ayırıyoruz. Çayımız kurudu. İçerisindekiler ya istediğimiz aromaya sahip. Ama diğer ekstra malzemeyi dışarı atıyoruz. Evet, artık dediğimiz. Artık yavaş yavaş kutulara yerleşecek şekilde gelmeye başladı. Evet, burada sonrasında artık şu an çayımız hazır. Yani şunu ben demliğe atsam çay olur mu? Aynen de öyle. Paketlenecek hale geldi. Bunları sonrasında artık çuvallanan çayları depomuza alıyoruz ve yıl içerisinde hangi pakete, hangi üründen ne kadar girecekse bir harman reçetesi oluşturulur. Harmanlandıktan sonra farklı boyutlardaki çayla paketleme işlemine devam ediyoruz. Yani aslında biz şöyle evimizde demleyip keyifle içtiğimiz bir çay böyle kolay hem tarladan üretilmesi zor, elde edilmesi zor, toplanması zor. Bir de geliyor burada bir sürü çile çekiyor. Ondan sonra ancak soframıza geliyor. Kesinlikle. Yağmuru görüyor. Çamuru görüyor. Güneşte yanıyor. Ondan sonra çıkıyor. Sonra buraya geliyor. Burada kavruluyor. Ayıklanıyor, eleniyor. Ondan sonra bize geliyor. Belki de o kadar sıkıntı çektiği için bu kadar güzel oluyor. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi çayı ilk önce içtik, sonra kokusunu duyduk. Çok mutlu olduk. Burada son aşamaya geldik. Şimdi paketlemeyi göreceğiz. Geldi. Evet. Tamam. Burada paketlenen çaylarımız sonrasında el değmeden otomatik tarihten geçirme işlemi yapılır ve sonrasında kolileme, paletleme. Evet, kolide 10 tane paket. Her biri kaçlık paketlerin şu anda? 1 kiloluk paket. Artık ballarımız var, balda üreticilerimiz var. Polen var, bal var, üreticiler. Burada Karadeniz'in, Giresun'un üreticilerinin ürünlerini satıyorsunuz. Çok güzel. 42 Trebolu, evet. Bu grupta yeşil çaylarımız mevcut, beyaz çaylar mevcut. Beyaz çayın toplanma aşaması siyah çay üretimine göre biraz daha farklıdır. Normalde o 2,5 yaprağın en uç kısmında böyle açmayan tüysü yapıda iğne şeklinde yapraklar bulunuyor. Bunlar elle tek tek toplanıp fabrikaya getirilir. Sadece kurutma işlemi görür. Başka hiçbir işlem görmez. O yüzden çok yüksek oranda... Bu beyaz şey buradan geliyor. Evet, antioksidan içerir. Sağlık açısından evet. Çok faydalıdır. Evet. Günde bir bardak mutlaka tüketmelerini tavsiye ettiğimiz çaylardan birer tanesi diyebiliriz. Özellikle bu Covid ortamında bağışıklığı kuvvetlendirmek için böyle kesinlikle, çaylarımızı içeceğiz. Kesinlikle. Çay muhakkak tüketilecek. Yusuf Başkanım, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizim yolumuz daha uzun. Benim şehrim Giresun dedik. Sizi gördük. Benim şehrim Trebolu diyoruz. Çok teşekkür ederim. 42'sini ederiz. De unutmuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Böyle güzel, anlamlı bir fabrikada, anlamlı, güzel insanlarla, donanımlı insanlarla bir ormaktan çok mutlu olduk. Bizler de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Allah bereketinizi arttırsın. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Şimdi de rotamız rengarenk boyanmış Taflanaltı Sokağı'na doğru. Bakalım genç muhtarımızın hevesle göstermek istediği bu yer nasıl bir yer? Çok güzel olmuş buralar.
Ne zaman boyadınız buraları böyle? Yaklaşık 3 ay önce boyadık. 3 ay önce evet. Kaç tane ev boyalı böyle? 18 tane ev boyadık ilk etapta. İnşallah devam edeceğiz. Yani bunun gibi alanlarımız var. Peki bunu nereden akıl ettiniz? Kim söyledi size böyle bir şey yapsanız bu kadar güzel bir görüntü? Kendi projemiz. Muhtarlık olarak kendimiz boyayacağımızı söyledik. Burada zaten oturan vatandaşlarımız da var. Onlar da çok memnun kaldılar. Peki bu boya badana parasını siz mi karşılıyorsunuz? Vatandaşlar evet. Ev sahipleri mi ödüyor bunu? Ev sahiplerimiz de yardım ettiler. Öyle mi? Peki siz de hoş bulduk. Hoş bulduk. Vatandaşlarımız yardım etti sağ olsunlar. Bu şekilde bir soy ortaya çıkardık. Güzel oldu. Ziyaretçiler geliyorlar. Peki bunun adı ne demiştiniz? Taflan Altı. Sokağın ismi Taflan Altı. Taflan bizim bir yemiş. Evet. Yani kara yemiş dediğimiz. Evet. Bir yemişin özelliği, iki tane taflan ağacının altına kurulan bir sokakmış eskiden, daha eskiden. İsmini de o şekilde taflan ağacı olarak vermişler. Taflan ağaçları da Giresun'da meşhurdur, taflanımız. Tabii fındık ve çaydan sonra. Yani evlerde oturanlar da var, boş olanlar da var. Yani buraya çok ayrı bir değer katmış tabii evet. Bu şekildeki boya. Genelde insanlar fotoğraf çekmeye geliyorlar. Evet. Restorasyon projesi değil. Evet. Sadece boya anlamında. Sit alanı falan değil herhalde değil mi burası? Burası sit alanı değil ama sit alanı olan 90'ın üzerinde bir... Ama çok güzel taş yapılar var. Da var. Evet. Buraya dokunmadık. Yani, evet. O taş yapı tabii ona bence. Evet, onun da değil, girişini evet. Güzel yapmışsınız. Bunlar da bizim kara üzüm tüvekleri dediğimiz. Çok güzel. Kara üzüm tüveklerimiz. Çok güzel. Peki siz bu ne boyalı sokak mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz buraya? Biz aslında taflan altı diyoruz. Taflan altı. Taflan altı sokak ama insanlar artık... Taflan Altı renkli sokak, renkli sokak diye artık renkli sokak oldu. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok renkli bir hayatın içine girdik sizlerin sayesinde. Sizler bu renkli yerlerde oturduğunuz için şanslısınız. Bizler de gelip gördüğümüz için şanslıyız. Böyle genç, yakışıklı bir muhtarınız olduğu için zaten şanslısınız. Tamam, ben şimdi Alasmalı atıyorum hepinize. Evet, buradan sıra tarihi kaleye çıkıp güneşin huzurla batışını seyretmeye geldi. Değerli izleyiciler, bir günün sonuna geldik. Yorucu bir gündü, ancak yaptığımız bütün çalışmaların hepsinin keyfi ayrıydı. Şimdi bugün batımını Tirebolu'da yapıyoruz. Burada tarihi kalenin üstünde kale surlarından size şu anda bu görüntüleri aktarıyoruz. Aşağıda balıkçı barınakları var. Onlar Karadeniz'den bereketli balıklarını topladılar, geldiler. Bizler de şu günün batımında Tirebolu'ya bakarken benim şehrim Tirebolu diyoruz. Hepiniz hoşça kalın.